Peygamber Efendimiz'in bu abdiaize buyruğu. Ümmetime söyleyin, geçmiş zamana göre değil, yaşayacaklar zamana göre hazırlansınlar. Öz. Cümle kullarının, evet, Allah var diyen kullarının üzerine olsun. Zaten başka türlü olmaz. Allah var demiyorsa, yaratanını bilmiyorsa, Habibim onlar için dua etmesen de duan kabul etmem diyor Hazretullah. Yaratanını bilmiyor. Hiç olmazsa, Allah var diyecek. O şekilde yaratıldık zaten biz. Fıtratımız da var. Bu fırtası da dışına çıkaramayan salak, satirik. Kimdir insan demiyor. Adem demiyor ona utanır. Adem demiyor insansızlığı. Niye Adem yok demektir daha? İnsan olmayan hamletsin sen. Kolay değil insan olmak. Zor da değil insan olmak. İmanla orantılı gider. Evet. Vücuduyla mevcut. Sıfatıyla muhit. Esmasıyla zahir. Efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamd ederek başlarım sözlerime. Ahir zaman Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine ve âli ashabına, ahbabına selatü selam olsun. Ehli kitabın da Allah vardır diyenlere selam olsun. Ehli kitaptan Allah vardır diyenlere selam olsun. Ehli kitabın diyor da haber yok bir şeyden. Gerçek ehli kitap, Müslümandır, mümindir, müttekidir. Bunu karıştırmak cehaletle başka bir şey değil. Aykırıyorum sana. Hayır diyecek bir ilim var mı? Yok. Hayır dersen Kur'an'ın karşına diker. Gel bunu ya kabul et ya da edebini takın. Hazreti Kur'an'dan anlatıyoruz. Başka bir haddimiz değil. Verilen şeriatlar geri alınmadı. Peygamber Efendimiz'in vazifeleri geri alınmadı. İptal edilmedi. Kitapların kapak üzere yaptılar bunu. Hayır. Var mı böyle bir yiğit, çıksın da hayır diyorsun? Hayır, meydan okumuyoruz. Ama işin aslı. Peki niçin bize böyle öğretler? Cehalet. O kadar. Hala haykırıyorum. Ehli kitabı düşman etmek, hiç anlamsız manası düşmanlıklar getirmek, hele 21. asrın insanlarına en büyük hakaret. Efendim öyle demezsek olmuyordu da geçti bunlar efendim, geçti bunlar. Nereden bahsediyorsun sen? Şimdi bir ufak canın üzerinde dünyayı seyrettiriyor sana. Hala küfrü inadına mı duracaksın? Allah'ın varlığını anlatmıyor mu sana?
آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى والباس بعد الموت حقا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بذلك için. Allah şimdi ihsan etsin. Amin. Yani bizim tek elimizde demiyorum ben. Cahil insanlar gibi. İslam. Allah'ın buyruğu, Peygamber Efendimiz'in lisanından söyleyelim. Bütün insanlar İslam fıtratıyla dünyaya gelir. Bütün insanlar. Allah var diyecek şekilde yaratılmışlar. Allah var diye Müslümandır. Bitti. Yok İslam'ın ve şartı vardı. Altı bilmem neyi vardı. 32 bin. Bırak efendim bırak. Otur oturduğun yerde. Nereye taşıyorsun İslam'ı? Allah var diye Müslüman. Allah'tan kork. Ama sen cahil insanlığa hitap ediyormuş görüyorsun hala. Bırak. Atalan ışıkları geçti. Ulemaya diyorum, niçin tesettür hicab kitabı yazmadınız? Bize nasip oldu işte, biz yazdık. Onun için inkar mı ediyoruz? Hayır. Kur'an'ın ahkamını yaşamaya çalışıyoruz. Allah muvaffak etsin. Amin. İşte Kur'an'ın ahkamını yaşarken ehli kitaba kafir yahu gayrimüslim demiyoruz. Şimdiki Diyanet İşleri Reisimiz, Başkanımız, Allah uzun ömür versin, ilimli âli kılsın. O bu davayı aynen anlattı, susturdular adamı. Daha konuşmuyor bir daha. Daha duydunuz mu bilmiyorum. Bir kere çıktı ağzından. Biliyorsunuz, efendim, Fatih Efendi ile efendi diyor. Ah neler çektim ben bilseniz. Öyle telkin ettilerdi ki sanık hayatım sonradan kaplamacılık falan tüccar daha fazla bir şey. Kule dibinden buradan İstanbul'dan. Kaplamacılar orada tüccarlar. Kırkçıhan'da orada. Allah sizi inandırsın. Havranın önünden geçeceğim diye yolumu uzatırdım. Yahu kanaldan çıktın genişte, oradan Havranın önünden geçeceğim. Başka yolun yok bu hedefine gitmek için. İstanbul'a iyi bilirsiniz, İstanbul'sunuz siz. Kavramacılar orada, toplamacılar. Kiliseler çok. O ashabım olurdu, bir şuradan vazifemi bitirsem de çıksam diye. Böyle telkin ettiler, böyle açtılar. Halbuki orası değil başım, orası. Evet. Ha sonraki gelen şeriata tabiyiz. Daha mütekam insanlara başladılar. Bugünkü yaşantıyı, bak Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Bu abd-i acize. Bunu resmen ilan ediyorum. Kitaplarıma yazdım. Diyanete gönderdim. Ne ayrı şeydir ki kabul etmemişler. Böyle bir hadis yok diye. Ne hadis ya? Şahsına hitap oldu. Ne hadisine bahsediyorsun? Peygamber Efendimiz bizatihi 1995 senesinde Mekke-i Mükerreme'de sabah namazdan sonra fakir eylemde ümmetime söyleyin. Tebliğ ediyorum hala. Sevgilerimde hepsine tebliğ ediyorum. Ümmetime söyleyin, geçmiş zamana göre değil, yaşayacağı zamana göre hazırlansınlar. Allah'tan kork ya, ben bir şey demiyorum ki. Peygamberim Efendim sözünü, mübarek kelamını ilan ediyorum. Gerçek bu. Bu demek değil ki, bugünkü o saytaralara benzer, Allah'ın kârlarına, haşa haşa, onu kim diyor? İşte Atatürk'ü takdir ettiğim taraflar bu taraflarda.
yaşayacağı zamana göre hazırlıyoruz milletini. Hazırladı Allah kadir kadir rahmet eylesin. Amin. İyi anlıyorum değil mi? Dinsiz miydi? Hayır. Dört dörtlük dindardı. Şahidim diyorum. Bütün kitaplarımda yazıyorum. Şimdi burada konuşmuyorum ben. Evet. Zübdet-ül Buhari'yi yazdıran o. Sonra Arapça anlamıyor benim milletim. Manasını Allah ne buyuruyor onu anlasın diyordu. Bu suç oldu. Ah! Beceremediği taraflar doğru tabii. Beşer nihayet. İlah değil ki canım. İlah değil ki. Yaşadım o günleri. Tekrar ediyorum. Benim vefatımda Atatürk'üm. Allah gani gani rahmet eylesin. Ben evliydim efendi. Çok çocuk değilim ki. Yaşadım o günleri. Televizyonda Atatürk'ten ben bahsettim. Dindarlığını anlattım. Evet. Urduca yayınlarda Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Urduca yayınların 10. cilt 2. sayfasında yazılı Atatürk'ün mesajı. Zamanın başbakanıyla harici hükmünü çağırmış. Tahmin veriyorum İslam alemine bildirin demiştir. Din İslam'dır. Peygamber Efendimiz'in izinden ayrılmayın. Evet. Başka kurtuluş yok demiştim. Ben bunu televizyonda bağırdım. Şeyh kisvesinde. Bakın tekrar ediyorum dinleyecekler. Hayal bandım duruyor. Merak edenler baksın. 60 yıl yapmıyorum. Yakiyen tanıyorum Atatürk. Bütün ulemanın ittifaken Mehdi Resul dediğine de şahidim. İlk çıktığında Mehdi Resul dediler. Başka olmaz mıydı? Mehdi'den başka şey olmaz mıydı? Öyleydi. Görünür. Sonra iki sene geçmedi. Deccal dediler aynı adamlar. Allah şerlerinden korusun. Amin. Yani anlayın. 2-3 sene geçti geçmedi. Ben bunu Nokta Dergisi'nde yazdım kaç sene evvel, 20-30 sene evvel, 40 sene evvel. Bugünkü sözüm değil ki benim. Nokta Dergisi'nde merak edenler hala çıkarsın arşivden. Hürriyet gazetesinde Cumhuriyet anlattım. Gaddafi'yle anlattım. Soruyor bana muhabiri de. Sıradan değil. Duruyorum gazeteler. Bir yeşil kitap çıkardım ama bakalım sana hayırlıdır diyorum. Başına iş çıkardı milletin. Lan kitabın var senin. Başına kitap çıkarmasına gerek yok. Kur'an-ı Azimüşşan'a tabi edebilirsin sen. Her seferinde bunlardan bahsediyorsun. İnsan hastalığı neredeyse onu anlatır. Başka bir şey mi? Hikayemi anlatayım size. Bu işi derlerimize çağrı bulalım. Neydi o özetlersek? Ehli kitabı kafir gav gayrimüslim demeyi bırak. Günaha giriyorsun. Allah hesabını sorar. Hakkı gücümüz yetiyor. Yapabiliyorsak gel ümmeti Muhammed ol. Sen demiyoruz senin kitabın yanlıştır. Yolun yanlıştır demiyoruz da bugün yaşamak istiyorsan gel Muhammed ol. Daha rahat edersin, daha nasıl olursun, daha rahmetli ayınlar olursun. Sana diyor ki ben kafir gavur muyum? Hayır, hayır, haşa. Biz diyoruz hayır, hayır, haşa. O biri ne'azübillah, nes'azübillah diye başlıyor. Ya her kitap ya. İftiharlanan var mı? Yok.
Niyazi Mısır'ın dediği gibi, âlemin hali kıbırdır. Neden bazısı kafirdir? Bazısı kafirdir. Bu ne hikmet, bu ne sırdır? Bilen gelsin bu meydana. Niyazi Mısır'ın tasavvuf büyüklerinden. Evet. Tasavvuf deyince de adamın tüyleri ürperiyor onların. Haşa biz zevk alıyoruz. Tarikat, tasavvuf. Ne demek? Ne demek? Kur'an'ın özü. Peygamber Efendimiz'in hayatı. Ehl-i Sufa'nın yaşadığı prensipler. Başka şey mi? Hayır. Allah'ın vazifeden bildiği, vazifeden dediği, evliyan buyurdu. Kişiye tabi olmak. Peygamberin yok. Ondan sonra zulmedecek Hazreti Allah. Zulmediyor. Biat nesi yapsın? İşte evliya. Peygamber var işte. Hiçbir zaman boş kalmayacak dünya. Kalmayacak diyorum. Kalır diyenler kafir küfür değil. Küfür ediyorsun sen. Allah'ın olsan sonra sen ediyorsun. Kafir bile cüret edemez buna. Sen nasıl diyorsun? Ama maalesef Kur'an-ı Azimüşşan'da evliya diyor Hazreti Allah. Onlar dost diyor. Evliya diyemiyorlar. Nasıl oluyor? Bilmiyorum ama nasıl anlamıyorlar. Nereye varacak bu halleri? Hayır Hoca Efendilerimiz işte dinleyecek. Rica ediyoruz. Allah Resulullah aşkına düzelsinler bu işi. Hesabını veremezler. Evet. Çünkü dünyayı birbirine karıştırmaya hakkın yok. Sonraki gelen şeriatlara tabi olmak, o gün yaşamak kemalat. O günün kemalat. Yoksa orada kalmış kafir ya. Hayır öyle bir şey. Allah verdiğini geri almıyor efendi. Onun için âmentü billahi ve melâketi ve kütübü ve rasûlihi. Kur'an'ın özeti. İmam Maturidi Hazretleri, İmam Hasan el-Eşari Hazretleri'nin itikatta imamımız iki. Çıkardığı ahkam bu. Nereden bakarsan bak, aynı şeyi göreceksin. Ne zaman anlatacak? Yeter artık. Yeter artık. Bilmiyorsan bilene sor da anlat. Başkaları demeden biz diyoruz yeter diye. Yoksa Allah başkalarına yedirir yeter diye. Meşayihten birilerine sormuşlar. Efendimizden ne olacak bu ümmet-i Muhammed'in hali? Göster ümmet-i Muhammed'i kurtulduğunu müjdeleyim demiş. Böyle demiyor ümmet-i Muhammed. Allah şimdiden razı olsun. Hele bu camiye dahil oldu ise ehl-i tasavvuf, ehl-i tarik. Yani sırat-ı müstakimi idrak etmiş ehl-i tarik. Kat ediyor. Allah'ın buyurduğu, Peygamber Efendimiz'in ihsan ettiği. Evet. Ashabın güzellerini yaşadı. Dikkat ediyor musun? Ashabın güzellerini diyoruz. Aşere-i Mebeşşere. 10 kişi vardı, cennetle müjdelenmiş. Ashabın içinde 10 kişi vardı, cennetle müjdelenmiş. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz beyan ettiler. Hazreti Huzeyfe radıyallahu anh Efendimiz'e. Huzeyfe. Ömer-ül Faruk radıyallahu anh Efendimiz ikide bir ya Huzeyfe Allah aşkına söyle benim de ismim var mı diye. Dikkat ediyor musun? Onun için ah o gün hep isteriz ki Peygamber Efendimiz'in mübarek cemalini görelim.
Allah komşu eylesin. Amin. Ahirette. Amin. Fakat zamanını beğenmiyor musun? Siz asıl taan etmeyin buyuruyor Hazreti Allah. Asıl zaman bir şey yok. Sen mi yapıyorsun? Şimdi mesela söyleyen geçmiş zamana göre değil, yaşayacağı zamana göre hazırlansınlar. Her şeyi tamamlamıyor mu? Evet. Maalesef müşavere heyeti demiş ki, biz böyle bir hadisten haberimiz yok. Yok öyle bir şey. Ne? Şav. Ben gördüğüm anlatıyorum. İnsafsızlık yapma da lafı gıcır bukme yapma. Hayır ki benim o gölgeye itimadım yok. O olabilir. Huzur ilahi de karşına çıkarım. Evet. Çünkü bana düzenbaz sahtekar dediğin için bu hakkı kullanırım. Ben sana tebliğ ediyorum. İşin içine almıyor musun ben seni? Makamında da gözüm yok. Allah korusun. Evet. Sen işten inan, işten inanma. Vız 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 demiş hani. Yazık. Yazık, yazık. Bunları bize niye anlatıyor? Bilinç şuraya söyledim. Bilinç şuranın şeref misafiriydim. Allah razı olsun. O zamanki başkan Mehmet Nuri Yılmaz Efendi burada da geldi, görüştük yakın zamanda. O şeref misafir olarak okuyor. Birinci şura, dünya bütün geldi. Şu bura, bin şura. Ve davetiyeler de yazıyordu. Fikirlerinizi, maksatlarınızı, arzularınızı yazacaksınız, dosya yapacaksınız, göndereceksiniz. Davet olanlar. Herkes değil, devletler arası davetler. Sheraton Oteli'nde, Sheraton Oteli. Niye Sheraton Oteli? Hala gülerim ben. Diyanet'in öyle bir salonu var ki. Sheraton Oteli'nin salonun 10 misleden. Sen bırak orayı da Sheraton'dan otelden salon kirada. Neyse, artık nasıl sıkıştığımızı anlayın. Bu sözlerimi orada da anlattım. Dinince işte dinle. Gizli kapak değil mi? Dosyaya not aldım, verdim. Keşke vermeseymişim dosyayı. Da fakirim çıkarsınlar diye mikrofonun başına buraya. Bütün milletlere hitap ediyorum. Ne bileyim öyle dediler diye biz yazdık. Bu anlattıklarımı yazdım dahasını tabii. Ses yok. Herkese sıra geliyor, bize ses yok, sıra yok. Sonra öyle faydasında dediler ki Efendi Hazretleri, senin dosyanı baktık, hayran olduk. Ama bugün onu ilan edecek değiliz. Zamanımız müsait değil. İnsanlar da müsait değil. Allah! İfşa ediyorum, açıktan söylüyorum. İşte bant almıyor. Konuşturmayacak mısınız ben dedim. Hayır, konuşma izin de vermeyeceğiz. Niye geldin buraya dedim o zaman?
Doğru dürüst abdest alacak, namaz kılacak yeriniz yok. Öyle oldu. Afedersiniz, Şerifan Oteli'nde defacet söylenmez de bu. Girdim, taharet musluğu yok. Ya niye yapıyor bunlar? Afedersiniz ihtiyaç. Bakıyorum, ne yapacağım ya? Bileydim bir şişesini çıkıp götürürüm yanımda. Sağa sola oynarken bir plaka gibi bir şey elimdeydi. Kal 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 ta aşağıdan. Su geliyor ve dereden gidiyor. Artık mecbur olduk. Basıyorum oraya, deriye el atıyorum biz. Taharetlendim affedersiniz yani söylemiyorum. Fakat şuurum bozuldu. Ama yüz numaralara bak, haydan olursun. Rengarenk mermerlerden işlenmiş. Neler? Neler neler? Abdest alalım dedik. Ta şöyle televizyonun ortasında gibi musluklar yüksekte. Lan ne yapıyorsun? Nasıl oluyor? İki kişi kışımdan kaldırdı. Ayağımı öyle yıkadım. Allah şundan olsun. Tutmazsa düşeceğiz. Bir de sana konuşma hakkı vermeyeceğiz değil. Ben de duruyorum burada dedim. Ya sizin şeritanımız da sizin olsun. Sizin olsun. Sonra gördüm ki Diyanet salonunu Allah öyle elde eder. Ya siz burayı bıraktınız da oraya niye gittiniz? Neyse. Politika. Allah şunlardan razı olsun. Yanılmıştım. Dertler dile geliyor. Ondan sonra Diyanetçiler Diyanetçilere hep nalar seçilmişse ordularda da Süleyman Ateş Efendi beni görünce koştu elim öptü. Açık söylüyorum ben. Onu görünce o bir diyen işleri de birkaç kişi yürüttü. Herhalde biz bilmiyoruz bu adam büyük bir şey herhalde. Haşa Allah'ın acil bundan başka bir şey değilim. Süleyman Ateş iyi biliyor fakiri. Ben de onu iyi tanıyorum. Ehli tariktir kendisi. Elazığ'da, Şeyh oradaydı. Dergahlarını biz ihya ettik. Eski dergahları. Oradan tanışmış kendisiyle. Çok alim kişidir. Biliyorsunuz Diyanet İşleri Reisliği yaptı. Çok güzel hitapları vardı. Efendim. Suudi Arabistan'da Riyad Üniversitesi'nde. Riyad şehri, Riyad Üniversitesi'nde merkez hükümeti Riyad. Suudi Arabistan'ın tefsir öğretmenini yaptı kaç sene? 7 sene. Arapça anlar insanı gibidir. Hatta Türkçe'yi unutmuştu sonra geldiğinde. Hutbesini dinledim de patır 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 ediyordu. Kaybetmiş Türkçe'yi. İyi alimdir. Evet. Allah selamet versin. Allah uzun versin. Ulemalara karşı hayranım. Fakat niye yani ulema olurlar da Maide suresini düzeltmezler? Ben anlamıyorum bunu. Huzur-u İlahi'den düzeltecekler. Maide suresi 51'i. Hitap ediyorum, anlatıyorum. Ya Allah'tan korkun, nasip ediniz de dünyayı birbirine düşman ettiniz. Siz beni İsrail, beni Nasrani'nin evliyasını evliya edinmeyin diyor Hazreti Allah. Doğru. Ondan kendilerinin evliyasını, o şeriatın evliyası. Sen kendi şeriatındaki evliyaya tabiyorsun. Gayet normal. Bunu tefsir ettiler, nasihettiler bakın. Siz Yahudiler, Hristiyanları dost edinmeyin.
Kim onları dost edilirse onlarla beraberdir. Öyle diyorlar insanlar. Eğer o şeriatı kabul edersen, o evliyayı kabul edersen, o şeriatın olsun. Doğru. Ondan öyle demiyor. Onlar öyle demiyor. Kim onları dost edinse onlarla beraberdir. Allah da zalimleri sevmez. Öv amcan öldü. Hala bunu böyle tefsir edenler var mı? Var, var, var. Meal yazanlar var mı? Var, var, var. Allah korusun. Ondan sonra hadi galibiler gibi seve bakayım. Ahmet yok o bakayım. Utanmıyorum Allah'tan. Allah'tan da mı korkmuyorsun? Âmentü billahi diyorsun. Allah'ım var lanım. Ve melâketi, melekeye lanım. Ve kütübü bütün kitaplarına iman ettim. Ve Resulü bütün Resullerine iman ettim. Ve mül kader hayrihi ve şerrihi. Hayrın şerrin Allah'ın olduğunu inandım. Kazanın kaderin Allah'ın olduğunu inandım. Öldükten sonra dirileceğime iman ettim. İman bu işte. Kur'an bu. Bütün kitaplar bu sefer bu kitaplar. Sen nasıl değiştiriyorsun bu manayı? Yok İslam'a beş şart koştum. Lan o yan yansın İslam. Hepsi İslam ya. Şeye beş şart nereden çıkarıyorsun? Sanrısı arası çıkan kelime-i şehadet. O şeriat-ı Muhammed'in temel ibadetleri. Her şeriatın ibadetleri var. Öyle. İslam'ın şartı. Ne İslam'ın şartı ya? Allah razı olsun Müslüman. Nasıl bozuyorsun bunu? Kur'an-ı Azimşan da bunu ihtiva ediyor. Söyle abim Bedevilere. İman istemezler, İslam'a girdik desinler. Daha iman kalplerine yerleşmedi. Niye İslam'a girdik? İslam fısaltı var zaten insanların. Allah'ın buyruğunu yerine getirirsen mü'minun takî ittikâ sahibi. Kişi mü'min olmadan cennete giremez buyurdu Peygamber Efendimiz. Birbirinizi sevmedikçe mü'min olamazsınız. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz. Hayır buyur. Nereden bakarsan bak. O kadar söz ya. Nereden bakarsan bak. Kur'an baştan aşağı buna ihtiva ediyor. İşte İmam-ı Maturidi Hazretleri, İmam-ı Hasan-ı Er-Reşşar Hazretleri, itikatta imamımız. Bu ahkamı çıkarmışlar. Sen inkar mı ediyorsun bunu? Geri alınan bir şeriat var mı? Ben kafak yaptım bunu da. Neyse demeyeyim de, bazıları var demiş de. Hesabını nasıl ödeyecekler anlayamıyorum. Açık söylüyorum. İftar olan bir kitap var mı? Hayır. İftar olan Peygamber Efendimiz'in var mı şeriatta? Hayır. Sonraki gelen şeriatlara tabi olmak, o gün yaşamak kemalattır. O güne göre kemalattır. Sen ne Musevi'sine, ne İsevi'sine, ne Harun'sine, ne Davud'sine, sen kafirsin, yavursun diyemezsin. Ne diyorsun? İman etmiş. Ya imansız var. Herkes, herkes ne var? Allah'a inanmaz, Resulüne inanmaz, Peygamber'e inanmaz, kitabına inanmaz. Ya yavur. İşte ateist. Ateist dedikler. Deist var ki Peygamber Efendimiz'e yani şeriatlara inanmazlar ama Allah'a inanırlar. Deist bunlar. Ateist Allah'a da inanmaz. Dini selim kafir gavur işte. Gavur. Kafir. Kafir küfürde olan. Allah'a inanmayan gavur. Evet. Anayasamız bizim. Bunları ezberleriz ki biliyoruz. Tekrar tekrar etmeye gerek yok ama imanımız tazeleniyor elhamdülillah değil mi? Başka bir şey demiyoruz. Üç kişiye
sen kendi kendini kesildin. Yani ben Muhammed olarak geleceğim dedim, sen de pek izledin, bildirdin. Güldürmedin ya. Alemin halkı birdir. Neden bazı kafirler bak ya? Nereye gidiyorsun sen? Sen Muhammed oldun diye yükseltmedin mi? Olmak için. Ne değişiyor? Ama anlıyor musun bir şeyler? Demiş. Adamı bir sıfıkla anlatmış, gülmekten bayılmışlar. Bir kişi gülmüyor. Niye gülmüyorsun demişler. Bir şey anlamadım ki. Bir daha anlatayım şey, rica ederim. Yine anlaşıyor ki herkes kasıklarını tutup da gülüyor, on yine gülmüyor. Kine anlamadım demiş. Rica etmişler bir daha anlat. Bu sefer öyle gülmüş ki. Kendini kaldırmış, yere vurmuş, gözlerine yaşlar fışkırmış. Efendim neler 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 neler. Herkes onu seyrediyor. Ulan senin anlaman da baş belasıymış demiş. Ne dese ben yine anlamadım demiş. Yine anlamamış ama gülermiş. Yine anlamadıysan ne diyelim? Güler. Belki El Fatiha. Yanımızda Mahmut diye birisi var. Pala dedik. Bıyıkları falan uzun böyle. Halas. O perişen, kimsesi yok zavallı. Bakıştırıyoruz. Buna bir kahve açtık. Sitenin yeni kurulduğunda. Hadi şurada çayın kahve yap. Sakın kumar oynatmayacağını dedik. Bak kumar oynatırsan canı okur. Rızkını al. Marka veriyoruz. 12,5 lira 100 tanesi. O zaman çay kaça gelirse tanesi. 12,5 lira verdim. 100 tane marka. Çay içiyoruz. Markayı getiriyor. Para veriyoruz ikinci marka geldiğinde. Ki duydum gece mece de bilmem ne yapıyormuş, haram bunun çayını içmeyin dedim. Yani kendi kesesinde içmeyin, paralar içiyorsunlar. Ben 12,5 lira ödedim, dedi ki efendim bir marka daha var dedi 12,5 lira. Esmafallah. Oğlum ben hiç tahanak takmam mı öyle bir şey, sevmem. Ben belediyeye kereste almıyorum, kontrol almıyorum, hiçbir şey almıyorum. Hep peşin parayla çalışıyorum. Ama markanın usulü olduğu için öyle yapıyoruz. Kusura bakma abi dedi, yanılmışım dedi. Namaz mı hocam, vakti saldım. Öğlen namazı. Allah riyadan korusun. İyidir dedi. Merdivenin altına namazgah yapmıştık. Atölyenin. Oraya girdim, niye sütüm ya Rabbi senin uzayın, namazın sünnetine. Allah ekber diyorum, kolum akmıyor. Lan ya Mahmut doğru söylüyorsa. Mahmut ya doğru söylüyorsa. Sen tanırsın Mahmut'u. Hayır. He? Tabii. Ya Mahmut doğru söylüyorsa. Yok sen ne söylüyorsun? Ben bu kimseye bırakmıyorum ki. Ben kimseye boş bir şey bıraktığım yok. Ya sizin ya Rabbi sen uzayın. Ya doğruysa. Değilse dahi niye bu... Yani 12,5 liranın peşine düşen insan mısın diyorum kendi kendime. Namaz duramadım, duramadım. Bıraktım. Gittim Mahmut sen doğru söylemiş, al oğlum şu parayı. Abi yok ya vallahi yanılmışım. Al lan.
Benim bu manevi hazırlığım daha mı çok mu para? Daha mı kıymetli? Ulan namaz kılamıyorum. Şaşarım okuldan küçük meyhaneciyim demiş Bekir'imize. Sattığı şeyden daha dilber mi para? Neyi satıyorsun ya? Para alacağım diye. Namaza durdurmadılar. Yok. Bugün gibi biliyorum. Hiçbir kimseye borç bırakmıyorum. Buna rağmen götürdüm. Aşkale. Abi ben hata yok olamıyorum. Ondan sonra geldim. Allahu Ekber. Örnek olsun diye anlatıyorum. Haram helal ver Allah'ım. Asil kulun gel Allah'ım. Ne olacak halin? Tenzih ediyorum sizleri. Benim gibi namazda durmayın. Bir kişinin hakkı bu üzerinde geçtiyse ne namaz kılıyorsun? Ondan sonra çingen karısının dediği gibi namaz kılar olarak yıktın herhalde. Şimdi başladın hacca gitmeye demiş. Neler yıkacağın gelince. Namaz kıldın evi yırttın lan kerhaneci. Şimdi haçtan geldiğinde halt edeceğim. Herkes itibar edecek sana hacı diye. Efendi, belki espridir bu. Dikkat edelim de. Böyle yaşayacağız. El-Fatiha.